Gökdemir, 1964 Paşabahçe doğumluyum. Meslek hayatıma Beykoz'da başladım. 1979'lu yıllarda. O gün bugündür hala erkek kuaför olarak devam ediyorum. Valla annem babam asıl Kastamonu'dan gelme. 1940'lı yılların başında Beykoz Yalıköy'e yerleşiyorlar. O gün bugündür Beykoz'dayız. Biz 6 kardeş, 5'imiz Beykoz doğumluyuz. Diğer en büyük ablamız o 1945 Kastamonu doğumlu, 2 yaşındayken annemle birlikte Beykoz'a göçüyorlar hep beraber. Babam deri kundura fabrikasında işbaşı yapıyor. Orada çalışıyor. 25-30 sene kadar deri kundura fabrikasında çalışıyor. Benim abim de aynı meslekteyiz. Ben aslında 1979'larda liseden ayrıldığım zaman kadın kuaförlüğüyle başladım meslek hayatım. İlk çıraklığım benim. Burada Beykoz Merkez Mahallesi'nde kuaför Süleyman Bey vardı. Onun yanında kadın kuaför olarak başladım. Daha sonra ayrıldım. Bir müddet boşta gezdim diyebilirim. Bir kısa dönem gemi çalışması oldu. Başladım. O da sıktı. Yapamadım. Olmadı. Daha sonra Yalıköy'de çırak olarak Çanakkale'li İsmail'in yanında başladım çırakla ve 80'in başıydı. Beykoz Şahinkaya'nın hemen başlangıcında Hüseyin Zamur benim asıl ustam, erkek kuaförü. Onun yanında bir 9 sene kadar devam ettim. Daha sonra oradan ayrıldım, bir başka bir yere kalf olarak devam ettim. Derken 91 senesinde dükkanımıza kendimiz açmamız nasip oldu. Bu şekilde yani meslek hayatım hala hazırda devam ediyor. Çocuk dönemim harikaydı. Yani eski insanlar, büyüğün küçüğe sevgisi, küçüğün büyüğe saygısı gerçekten güzeldi. Yani o günleri arıyor muyum? Evet, arıyorum. Çok değişik günlerdi o günler. Nasıl söyleyeyim? Yani insanlar, sevgi, muhabbet, böyle şeyler vardı. Birisi bizi çağırdığı zaman, bir yere gideceğimiz zaman yani koşa koşa giderdik. Şimdiki gençliğe bakıyorum biraz yani bizlerle tam tezat gibi. Ama o dönemler harikaydı. Gerçekten çok güzeldi. Bizim mesela yaşadığım Orta Çeşme'de bir boş arsamız vardı. Bizim sabah başlar, eğer okul yoksa, okulda değilsek, sabah başlar gecenin saat 12'sine kadar, 1'ine kadar yani yaz günleri. Orada çeşitli etkinlikler yapardık kendimize göre. Mahalledeki abilerimiz de gelirdi. Voleybol oynayacaksak kendimiz voleybol sahası kurardık. Basket oynayacaksak ağaçlara pota çakmak suretiyle basket oynardık. Ondan da sıkıldıysak
hemen kendimize bir futbol sahası kurup futbol oynardık orada. Benim çocukluğum çok güzel geçti. Eşimle tanışmam benim 1985'li yıllara dayanıyor. Liseye gidiyordu. Ben de askerden yeni gelmiştim. Lise son sınıftaydı. O zaman tanışmıştık. Tanıştığımız yerde benim daha önce işte bahsettiğim kuaför Hüseyin'in dükkanında kalfayken onlar da bir Ramazan günü karşımızdaki Kısmet Pastanesi'ne, şu anda orası yok, Verem Savaş Dispanseri'nin altındaydı, Kısmet Pastanesi'ne gelmişlerdi. Tanışmamız o şekilde oldu. Bir dondurma hikayesiyle başladı. Ondan sonra gelişti. Bu 88 yılına kadar bu şekilde devam etti. Görüştük, konuştuk. Ondan sonra da 88 yılında artık evlenmeye karar verdik. O tarihte evlendik eşimle. Gayet mutluyum. İki tane çocuğumuz var. En büyük kızımız, ondan sonraki de oğlumuz. Onlarla beraber mutlu bir hayat sürüyoruz. Valla şöyle söyleyeyim, benim oturduğum yerde, yani daha sonra biz Yalıköy'den işte şu anda Çamlıbahçe, eski adı Viranbahçe, oraya taşındık. Mesela şöyle söyleyeyim, komşuluk hakikaten üst düzeydeydi. Yani birisi rahatsızlandığı zaman, birinin bir sıkıntısı olduğu zaman, birisinin bir isteği olduğu zaman, yani büyükten küçüğe herkes ona koşar, herkes onlara yardımcı olur. Mesela ben en basit şunu anlatayım. Bizim mahallemizde o zamanlar su yok. Elektrik de yeni gelmişti. Benim bahçemde kuyu vardı yani. O zaman mahalleli suyu gece gündüz bizden taşırdı. Yani gecenin 12'si olur, 11'i olur, 10'u olur, hiç fark etmez. Kapı çalınır, suya ihtiyacı olan kovalarıyla beraber gelir, suyunu alır, gider. Böyle bir komşuluk olayı. Birisi hasta olduğu zaman, gecenin 12'si de olsa, sabaha karşı da olsa hiç fark etmez. Seslenildiği zaman o insanlara koşulur. O insanlar bizim bir sıkıntımız olduğu zaman bize koşarlar. Böyle bir komşuluk vardı. Çıraklığımın ilk başlarıydı. İnanın o kadar hevesliydim ki böyle mesleği öğrenmek için. Bir gün o dönemin en meşhur tıraşı Alaburus tıraşıydı. Ne hikmetse o dönem el makinaları vardı. Böyle elektrikli makinalar yoktu. El makinaları vardı. Çok yorardı beni. Çok yorardı. Bir gün çocuk tıraşında zorlandım. Döndüm ustama, dedim ki, usta şurayı bana öğretir misin dedim. Bana verdiği cevap, oğlum sen bu mesleği öğrenemeyeceksin. Yapamayacaksın bu mesleği demişti. Hayır, son defa gösteriyorsun ve ben bu işi bitiriyorum dedim. Hiç unutmam onu. O zamanki, o dönemin Alaburus tıraşı son defa el hareketini gösterdi ve ondan sonra ben bir daha tamam dedim. Kendisinden bir daha da o konuda yardım istemedim. Bir sabah kalktım, işe gideceğim. Askerler her tarafı sarmış. Nereye gidiyorsun dediler.
İşe gidiyorum dedim. Haberin yok mu dedi. İhtilal oldu, dön geri dedi. Bir baktım. Hakikaten zor bir olay. Yani insanların akşam yatıp hiçbir şey yok. Sabah kalkıp ülkede askerler etrafı sarıyor. Sokağa çıkamıyorsunuz günlerce. Ve bu yukarıdan aşağı her yeri etkiliyor. Ülkenin tüm gündemini değiştiriyor. Yani etkileyen, hakikaten etkileyen olaylardan bir tanesi odur beni. O gün bugündür, hiçbir zaman da unutmam. Beykoz geçmişte biraz daha, böyle ne diyeyim, gün geçtikçe yani Beykoz'da gelişmeler oluyor. Belediyelerin katkılarıyla, belediyelerin yaptıklarıyla gerçekten Beykoz bir değişime uğruyor. Hakikaten Beykoz'umuzun büyük bir kesimi gecekondu bölgesiydi. Buna benim doğduğum, büyüdüğüm ev de dahil gecekondu bölgesiydi. Yavaş yavaş kentsel dönüşümlerle artık Beykoz bir yapısal değişikliğe doğru gidiyor diye düşünüyorum. Bu herhalde artık bundan sonra durmayacak, daha da gelişecek diye düşünüyorum. Evet, geçmişte yollar, altyapı, üst yapı, ne bileyim ulaşım, evet hakikaten sıkıntıydı. Ama artık Beykoz bir atılım çağı yaşıyor diyebilirim yani. Beykoz'da yaşıyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Beykoz sevgili, Beykoz aşk. Beykoz bir başka semt İstanbul'da. Hatta diyebilirim ki herkes kendi semtini över ama hakikaten Türkiye'de de diyebilirim. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Beykoz çok farklı bir yer. Karadeniz'de Marmara'nın birleştiği yer. İki sevgilinin buluştuğu yer diyebilirim. Gençlere sözüm, çalışsınlar, çok çalışsınlar. Sadece okumakla kalmasınlar. Çağ, bilişim çağı, teknoloji çağı. Buna ayak uydurmaya çalışsınlar. Lütfen bilgisayarınızla, cep telefonunuzla haşır neşir olup orada vakit geçirmeyin. Bir dil, bir insan, lütfen farklı dillere meyil edin. Mutlaka bir dil, iki dil, mümkünse üç dil öğrenin. Kendinizi geliştirin, kendinizi eğitin, kendinizi yetiştirin. Bir başkasından çaba beklemeyin. Ayrıca Murat Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son dönemde büyük atılımlar yaptı Beykoz'da. Büyük gelişimler oldu. Çok farklı farklı işler yapılıyor. O yüzden Murat Başkanıma da çok teşekkür ediyorum.